iyi düşünürsek her şey çok iyi geçer kısmına çok katılıyorum kesinlikle. Fakat iyi düşünmek yetmez, evren eylem sever diye de bir laf var. Yani düşünce güzeldir, evet, inanç, niyet o noktada seni motive eder, hazırlama, adım atma enerjisini verir. Fakat eyleme geçmezsen hiçbir şey olmaz. Ben 2023'ün öyle çok mutlu bir sene olacağını düşünmüyorum. Çünkü bence sahip olduğumuz tek şey zaten an haricinde hiçbir şeye sahip değiliz. Bu anın dışında çıktığım zaman ne yaşayacağımla ilgili hiçbir fikrim yok. Ve herkesin merakla beklediği yeni bir yıla giriyoruz. 2023. Kimi için çok korkunç geçti, kimi için çok iyi. Ve şimdi düşünüyoruz, acaba arayacak mıyız giden yılı, yoksa daha mı iyi olacak diyeceğiz. Göreceğiz hep beraber. Sen 2023'ten ne bekliyorsun? Pozitif başlayalım, pozitif düşünelim, pozitif olsun derler ya. Öyle mi yapalım bilmiyorum ama nasıl bir 2023 hem bizi, hem seni, hem dünyayı, hem ülkeyi ne bekliyor? Sen ne bekliyorsun? Benim için tabii biraz mutlu başlamayacak bir sene olacak kesin. Hani çünkü çok büyük bir eksiklikle başladığım bir sürecin içerisindeyim. O yüzden kendi şahsi moral motivasyonum çok yüksek değil tabii ki. Bir de benim açıkçası tabii ki 2023 adı altında bir sürü fikrimi söyleyeceğim. Ama genelde ben oradaki biraz daha astrolojik anlamda gezegen geçişlerinin biraz daha zamana etkisi olduğunu düşündüğüm için, hani benim için 2023'ün aslında değişim dönüşüm zamanları Mart ayı, Mayıs ayı, Haziran ayı gibi belli zamanlarda olacak. O yüzden ana geçişler orada. Biz hala belli şeylerin biraz kırıntılarını yaşıyoruz. Gerçi Jüpiter'in Koç'a geçmesi var orada. Yeni bir enerji bizim hayatımıza soktu bu dönemlerde de. Benim eş kaybından kaynaklı bir haritamda da gösteren belli başlı şeyler, veriler, göstergeler var. Şimdi onlar beni çok mutlu etmeyecek açıkçası. Fakat biraz daha umutlu muyum? Bazı konularda evet, biraz daha umutluyum. Çünkü bizim artık dünyada daha olaylar artık daha toplumsal konulara değinecek bir zaman dilimi içerisine giriyoruz. Bir kere şimdi benim açıkçası şöyle bir şeyim var. Sene nasıl geçecekten ziyade bir tahminde bulunmaktansa biz seneyi neler yaparak nasıl geçirelim, yani ne eylemlerde bulunursak nasıl geçer kısmında, neleri çözebiliriz kısmında benim daha çok fikirlerim var, düşüncelerim var. Çünkü toplumların küçük bireylerden oluştuğunu düşünecek olursak, hepimiz aslında hani nasıl kendi kapımızın önünü süpürürsek mahalle temiz kalacaksa, aynı senin dediğin gibi hani iyi düşünürsek her şey çok iyi geçer kısmına çok katılıyorum kesinlikle. Fakat iyi düşünmek yetmez, evren eylem sever diye de bir laf var. Yani düşünce güzeldir, evet, inanç, niyet o noktada seni motive eder, hazırlama, adım atma enerjisini verir. Fakat eyleme geçmezsen hiçbir şey olmaz. Şimdi bir kere toplumsal bazda süreçlerin, hani Plüto-Kova transiti gibi şeyler var, bunu astrolojik anlamda söylüyorum, toplumsal olayların geçeceği, dönüşeceği bir dönemde bence bu dönem itibariyle artık insanlık temalarını, bütünleşme temalarını, bireysel çıkarlardan ziyade daha bütüne gitmeyi kendi içimize artık sindiremezsek ve bu konularda adımlar atmazsak ondan sonra aslında sıkıntılı dönemler yaşayacağımıza inanıyorum. Bu nedir? Mesela kişisel gelişim sektöründe bile olsa en azından biz çok bireyin önemine çok fazla önem vermeye başladığımız bir dönemdeyiz. Evet, birey çok önemli. Başta ben kendim mutlu olacağım ki karşıdaki insana mutluluk verebileceğim. Yani bugün gelip benden para istesen, benim sana para verebilmem için hazinemde bir para olması lazım değil mi hesabımda ki onu vereyim. Yani olmayan bir şeyi seninle paylaşamam. Aynı şekilde mutluluğu paylaşabilmek için de biraz mutlu olabilmeyi de bilmek lazım. Fakat burada önemli olan şey, mutluluğun sadece finansal bazı faktörlerle gelmediğini de bilmek lazım. Mutluluk, hatta hayatta gerçekten mutlu olduğumuz birçok şeye dikkat edip düşünürsek para harcamadığımızı fark ederiz. Yani para aslında o mutluluk alanına götürür, araç olur. Hani ne bileyim, güzel bir yerde yemek yeriz ama birbirimizi sevmiyorsak, mutlu değilsek o yemekten keyif almayız. Hatta lezzetli yemeğin tadını bile almamaya başlarsın işin içerisinde öfke ve çatışma da girerse. Dolayısıyla hani evet, para mutluluk getirmiyor ama tabii parasızlık da mutsuzluk getiriyor. O da ayrı bir konu. Şimdi hani onun da dengesini bulmamız lazım.
O yüzden her konuda ben bir taraftan sadece tek taraflı düşünen bir insan değilim. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu tarz konularda özellikle 2023 senesinde daha bireyselleşme noktasında gitmezsek, yani nedir bu? İşte tekrardan mutluluk ya da kendini yükseltmen gereken kişisel gelişim konusuna takılacak olursak, biz bireyselleşmeyi bencillikle karıştırmaya başlıyoruz. Şimdi problem orada. Hı hı. İşte benim canım şu anda portakal suyu içmek istiyor diyerekten, hani seninle şu anda ilgilenemem, ben çünkü çok önemliyim değil bir kere. Bunu bir kenara atmamız gerekiyor. Çünkü bunu yaparken de bir yandan da topluma dokunabilmek, yani etrafımıza dokunabilmek, insanlara dokunabilmek, paylaşabilmek gerekiyor. Benim buradaki en büyük problemim bu kadar çok bencilleşme yönüne giden bir dünyanın bununla ilgili sınavlar vereceği. Kötü gidecek olan taraf bu. Çünkü herkes bireysel şöhretin ve bireysel kazancın peşine düştüğü bir dönemin içerisine girersek, aklıma hep Yunus Emre'nin bir lafı geliyor, diyor ki bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz diyor. Hep aklıma o geliyor. Şimdi dolayısıyla bu zihinsel yapıya evrilmediğimiz sürece biz buradan sıkıntılar çekmeye başlayacağız. Niye sıkıntılar çekmeye başlayacağız? Çünkü ben yukarıdakinin sistemin buranın bir okul olduğuna inanıyorum açıkçası. Bir öğretisi var ve biz bu öğretileri ancak yaşadıklarımızla öğrenebiliyoruz. O yüzden yukarıdakinin, yani bu evrenin tasarımının bir kuralı var. Yani şöyle bir kural. Evet, hayvan bilinciyle doğuyoruz. Yani beşer insan oluyoruz. Kamil insan olmakla alakalı, kamil insan olma sürecinde alakalı deneyimler yaşıyoruz. Sevgi, dayanışmayı öğrenmezsen, insanlığı öğrenmezsen, bireysellik ve bencillikte kalmaya başlarsan, bunu da nasıl ki bir okula girdiğimiz zaman hoca bizim kafamıza vuruyorsa oğlum öğren diye, yani Allah'ın da sopası yok diyerekten bazı olaylarla kafamıza vurmaya başlıyor. Bu tarz konularla alakalı artık bilinç değişikliği yaşamazsak ben 2023'ün öyle çok mutlu bir sene olacağını düşünmüyorum. Çünkü dünyanın gidişatına baktığın zaman, ekonomik sistemlere baktığın zaman artık bazı şeylerin renove edilmesinin zamanı geldi. Renove edilmesi demek illa eskiden, eski alışkanlıklardan, kültürlerden ya da çalışacak şeylerden vazgeçmek demek değil. Arge yaparak daha iyi bir yere gidebilmek. Bir kere bu kadar çok tüketim toplumu olmaktan artık vazgeçmemiz lazım. Bu kadar çok şey tüketme hevesinin üzerinde kalmaya başlarsak dünyanın da kaynağı tüketiliyor bir yerden sonra. Yani hani dünyada da sınırlı bir kaynağı var. Şeye varım, hani ilk ekonomi dersine girdiğiniz zaman üniversitede ekonomide kaynaklar sınırlıdır diye anlatırlar. Bazı kişisel gelişimciler bununla öğreniyoruz ama hiçbir şey sınırsız, evrende her şey sınırsız. Evet, evrende her şey sınırsız, doğru, ama maddesel boyuttan baktığın zaman da madenin de, işte altın rezervinde belli bir miktarı var dünyada yani. Daha fazla sen üretmediğin sürece olmuyor. Dolayısıyla kaynak tüketimi ve üretimi arasındaki doğru dengeleri sağlamadığımız sürece doğru süreçlerin içerisine gireceğimizi ben düşünmüyorum. O yüzden burada ne olabilir? Şikayet etmeden elimizdeki imkanlarla maksimum verimliliği sağlayacak şeyleri bulursak dünya iyiye gider. Çünkü tam anlamıyla bunun sınavına girdiğimiz bir dönemin içerisine giriyoruz. Konu bu. Hani nasıl gider kısmı, çünkü burada artık toplumsal şeyler, yani bireyin dışında toplum dediğim bütün dünyayı ilgilendiren kolektif bir durum var. Bunun anlatmamın sebebi de hani iyi düşünürsek iyi olur mu? Evet, iyi düşünürsek iyi olur. Başta iyi düşüneceksin, iyi niyetli olacaksın, iyi anlatmaya çalışacaksın. Ama bunun da eylemini göstereceksin. Yani o zaman her şey düzelmeye başlayacak diye düşünüyorum. Ama bu bilince gelene kadar da ne zaman öğreneceksin diye bazen hayat bizim kafamıza vurmaya başlayacak. Yani insanın ruhunun gelişiminde şöyle bir şey var. Çünkü 2023'te Satürn balık transiti var astrolojik olarak. Ruhsal öğretiye giriyor aynı zamanda. Ve 5-2 sene devam edecek. 2025'e kadar bir süreç var orada. Doğu ilimlerinde 3 tane öğretim şekli var. Bir tanesi Cinosis, Matesis ve Patesis diye. Cinosis sezgiyle olaylar daha bir şeyler olmadan önce kavramak, hissetmektir. Yani daha olay daha gelmeden görürsün, sezersin. Sezgiyle elde edilen bilgidir. Anne ile çocuk arasında olduğu gibi. Annenin, çocuğun başına bir şey gelmeden önce anne onu hisseder. Görünmeyen ipliklerle bağlısındır. Daha olay olmadan, daha sana aksettirmeden sezgiyle okumaya başlarsın. Matesis,
bilgi yoluyla okunmadı şeklidir. Yani okursun, öğrenirsin kitaptan iletişimle. Bir de patesis var. Patesis de nus ile uslanmayalı etmeli tektir. Tektir ile uslanmayalına kötektir demek. Dolayısıyla sen dersini almazsan bir yerden sonra da o sanat kötekle gelmeye başlıyor. Ben insanoğlunun bu ruhsal öğrenim sürecinde belli bilince daha kolektif uyuma geçemediği bir döneme gelirse patesisle öğreneceğini düşünüyorum. O yüzden çok eylemleri değiştirmediğim sürece umutsuzum. Yoksa geleceğe yönelik umutsuz değilim çünkü hayat hep ileri gidiyor. Evrim hep ileri gidiyor. Yaşam hep ileri gidiyor. Biz aslında gelişen hayatta geride kaldığımız için yaşlanıp ölüyoruz. Bizim işte eski telefonlar gibi düşün yani. Niye telefon modellerimizi yeniliyoruz? Çünkü teknoloji hızlanıyor. İşte iletişim gelişiyor. Çağ ona göre dönüyor. Artık o işlemci onu işleyecek noktaya gelmiyor. Dolayısıyla bence burada bir şeylere emek edip nasıl emek edeceğiz? Başta kendimize. Ya bir insan bir kendine sorsun. Ben ne yapıyorum? Ne ediyorum? Niye nefes alıyorum? Neyin içindeyim? Bunu sorgulamaya başladığın zaman kendini çözünce bir de mutlu olup enerjini yükseltince bu sefer etraftaki kişilerle de paylaşmaya başlıyorsun. Ama bu dediğim gibi 2022'deki anlattığım gibi hani hayalperest olmak değil, realistik bir hayal kurmak. Yani düşlemek. Hı hı. Düş başka bir şey. Hayalci olmakla düş yani arkasında bir vizyonla bir şey yapma inancıyla olabilme ihtimali olan şeylerin içerisinden yol almak başka şeyler. O yüzden dediğim gibi çok hani 2023 ile alakalı beklentim bir de dediğim gibi şimdi bir kayıp yaşadık. Yaşadım daha doğrusu. Zamanı hep an olarak bakmayı öğrendim Billur'la birlikte ama ya anda yaşıyoruz deyip hani carpe diem her şey öyle bir tarafa at değil tabii ki hiç ama zaman dediğin şey zaman anlar bütünlüğü. Yani hayat aslında hep an. Hayat şu anda sadece şu an, şimdiki an. O yüzden anın değerini bilirsek bence sahip olduğumuz tek şey zaten an. An haricinde hiçbir şeye sahip değiliz. Bu anın dışında çıktığım zaman ne yaşayacağımla ilgili hiçbir fikrim yok. Billur mesela öleceğini tahmin etmiyordu bile. Çünkü verilerle iyi giden bir sürecin içerisine girmiştik. Ama ne oldu? Gitti şimdi benim anım artık değişmeye başladı. O yüzden hani bu tarz konuları artık bence zamana bakışımızı değiştirmemiz lazım. Lineer olmadığını, bir spiral şeklinde döngüler olduğunu fark etmek ve bir insan olduğunun da alabileceği en yüksek şeyin anın içerisindeki bulunma şekliyle belirlendiğini, orada vermiş olduğu kararlarla geleceği şekillendirdiğinin farkına varması gerekiyor. O yüzden dediğim gibi 2022 ve 2023 benim için çok düşünce yapılarımda hep bunlar vardı ama bunlar gerçekten hani düşünceden sahaya inerek artık deneyimlediğim bir süreç haline gelmeye başladı. Dolayısıyla bence zamana biraz farklı bakarsak daha iyi bir en azından bir şeyleri dönüştürme yani belli ki krize kıtlığa giriyor. İngiltere'den gelen arkadaşlarım var. Onlarla konuşuyorum. Isınma problemi yaşayacaklar bu sene çok ciddi ve İngiltere hükümetinin hani ben burada yorumlamayayım ama yani almış olduğu kararları duysanız insanın bir ısınmaya çözüm bulmakla alakalı çok tuhaf, çok ilkel yöntemlerle alakalı bir karar alındığı söyleniyor. Ben duyumla anlattığım için söylüyorum. Yoksa hani arkasında durarak iddia ede ede anlatırdım ama sonuç olarak şunu atlamamamız lazım bence. Sahip olduğumuz tek bir ev varsa o da dünya. Yani tek yuvamız bu. Yani koskoca uzaydan baktığın zaman bir toz tanesinin üzerinde incecik bir cam tabakası denilen atmosferin olmasıyla sadece var olabilme fırsatı bulan biyolojik canlılarız. Yani dolayısıyla bu canlıların içerisinde nefes aldığımız tek evimizin yani sadece o ülke vatandaşı bu ırk bu şey değil de yani öncelikle tek yerin bu dünya olduğunun farkına varıp tek beslendiğimiz dünya ananın buranın farkında olarak bunu artık daha kişisel egoları ve çatışmaları, tüketim hırslarını, arzularını bırakarak daha bütünleşmeye giden, daha farkındalığı yüksek bireyler olmanın bence zamanı geldi. Astrolojik anlamda da Plüto Kova geçişi bunu söylüyor. Bununla ilgili çünkü bu 20 senelik bir deneyim alanı demek. Az buz bir zaman dilimi değil arkadaşlar, söyleyeyim size. Bu yönde kendimizi geliştirmemiz lazım. Yani bunu geliştirmeye çalışsak, çalıştırmasak da bunu geliştirmekle alakalı bir okulun içindeyiz. Yani bu okulu şöyle anlatıyorum. Şöyle düşünelim. Hani burası bir imtihan dünyası mı? Evet ben inanıyorum. Benim inancım da var. Ama imtihan dünyası demek şimdi sınavlarla karşılaşacağız dediğin zaman öğrenci de hep sınavdan
korkar. Yani hani eyvah sınava alınacağım falan. Biz sınanmak için burada değiliz. Aslında okula niye? Bir şeyler öğrenmeye, kendimizi geliştirmeye gideriz. Orada mutlu oluruz, bilgi alırız, arkadaşlığı öğreniriz. Belki ilk aşkınızı yan sınıfta bir çocuğa aşık olarak ya da bir kıza aşık olarak yaşamışsınızdır. Belki ilk platonik aşkınızı. Burası okul. Okul aslında bizim kendimizi geliştirmeye, burası okul gözüyle bakıp imtihan dünyası olarak bakmazsak, çünkü bak mesela düşünce yapısını böyle değiştirmek lazım. İmtihan dediğin şey sınavlar ve canı sıkan bir sürü olaylar silsilesi, bir denemeye, bir sınanmaya girmek demek. Oysa ki o ana gelene kadar gelişmen içinde sana bir sürü fırsat yaratılan bir yer demek okul. O öğretmenlerin geliyor, bir şeyler anlatıyor, eline kitaplar veriliyor, araçlar veriliyor, kantinin var, karnın doyuyor. Dolayısıyla kendimizi geliştirmemiz gereken bir deneyim alanı olduğunu düşünüyorum. Ama hayat bize ne anlatıyor? Yukarısı bize ne anlatıyor? Onları bence doğru analiz etmemiz lazım ki eylemlerimizle güzel düşünerek düşlediğimiz güzel bir dünya yaratabilelim. Onun haricinde bunu yapmadığımız sürece iş şuna dönüyor. Bir karikatür var. Çok güzel anlatıyor hikayeyi. Bir işte birisi çıkıyor toplum önünde konuşuyor. Diyor ki bir siyasi. Kim değişim istiyor diyor. Herkes diye kaldırıyor pankartları. Peki kim değişmek istiyor diyor. Herkes kafasını öne eğiyor. Yani olmaz. Ama biz niyet etsek de etmesek de bir şeyler değişiyor, dönüşüyor. Tıpkı benim hayatımda şu anda olduğu gibi. Ne yaparsak yapalım. Ve bir an geliyor. Her şey zaten bir anda oluyor. Yani yaşam da bir anda, ölüm de bir anda, mutluluk da bir anda. Hatta hayatınızdaki pozitif gidecek her şey anda olur açıkçası. Ve bu gerçektir, hakikattir. Yalan olan şey daha fazlasının daha çok mutluluk getireceğidir. Bu da hani her şey bir anda değişir. Üşürsün, bir anda ısınırsın, bir lokma bir şey yersin, bir anda mutlu olursun. Ama daha fazlası daha çok mutluluk getirmiyor. Öncelikle bunu değiştirmek gerekir. Ondan sonra bunu değiştirdikten sonra daha kolektif bilince uygun, o da spiritüel konu. Şimdi daha kolektif yaşamaya başlayınca dünya çok pozitif tarafa gider. Biz seçimlerimizde de cüz'i iradeyle cüz'i kaderimize yön verebiliyoruz. Külliye karışamıyoruz. Bizim kapasitemizi aşıyor ama cüz'i bir noktada irademize yön verebiliyoruz. O yüzden dediğim gibi hani çözümler ne yaşanacağı bizim tercihlerimizle belli oluyor. Yani bugün ben şu anda çok kötü bir şey yaparak hayatımı çok kötü bir yöne yönlendirebilirim. Çok güzel bir şey yaparak da çok güzel bir şey yönlendirebilirim. Yani seçimimle her an yine anın içerisindeki tercihlerle bir yöne gidiyorum. Dolayısıyla bence zamandan ve takvimden bir şey beklemektense takvimin bizim yaptığımız eylemlerle de şekillendiğinin farkına vararak daha güzel bir dünya yaratmak için bence hep birlikte artık el ele verip çalışmamız gerekiyor. O zaman değer ürettiğin zaman ekonomi de düzelir. Güzel şeyler yarattığın zaman, ürettiğin zaman paylaşabilmeye başlarsın. Hem yaratmanın mutluluğunu hissedersin, aynı çocuk sahibi olmak gibi, yani üretebilmenin. Yaratım Allah'a mahsus o anlamda söylemedim. Hem de paylaşmanın mutluluğunu yaşarsın. Ruhun doyar. Yani o yüzden ruhumuzu doyuran hiçbir şeyde para ödemeyiz bu arada. Onu da atlamayalım gerçekten. Yani zaten bence şu anda sıkıştığımız konu hayat. Para araçtır. Hak ediş ölçüm aracıdır. Emek ölçüm aracıdır. Ama gerçekten biraz ilkel bir ölçüm aracıdır bana göre. Çünkü gerçekten neyi hak ettiğimizi, ne yaptığımızı ancak Yaradan anlayabilir ve bunu mutlaka ektiğimiz neyse bu hayatta sonuçta tohumu olarak da onu yiyoruz. Oysa benim dediğim gibi astroloji de mesela bu şekilde kullanmayı tercih ederim hayatımda. Bir şey yapmak diye hani ne olacak kaderci olmak diye. Kaderci olmak kötü bir şey. Yani eylemsel olup kaderini beklemek. O zaman bence sana verilen yaşam hakkını da tüketmeye başlıyorsun. Orada zaten en büyük hatayı kendine yapıyorsun. Beklentiye girip beklemek. Oysa ki her almış olduğunuz nefeste bir şey yapma hakkımız var, eğilimimiz var. Geçen bir programda da söyledim. Ya bir insan 70 yaşına kadar yaşadığı zaman elinde matematik hesabını alsın yapsın. Kaç saniye olduğunu hiç hesapladınız mı yani? 70 milyar kaç saniye ettiğini. 2.3 milyar saniye gibi bir şey diyor. Dakikada 60 atmasa kalbin 70-80 atsa ortalama 90 spor yaparsa. Yani yaklaşık ortalama 70'te gitsen 3 milyar tane tık 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 pil ömrün var. Yani o bitti mi bitiyor. O yüzden ona göre şekillendirmek lazım. Bu benim kendi yorumum. Belki de
kayıp yaşayan birisi olarak geleceğe çok farklı bir vizyondan bakan birisi olarak bunu ben böyle yapmış olabilirim ama tabii başkalarına da bu benim bakış açım 2023 ile alakalı. Hatta 2024, 2025, 2026'ya da bakış açım olduğunu düşünüyorum. Daha tabii takvimsel olarak şöyle iyi olacağız, böyle mutlu olacağız, bereketleneceğiz, şunlar geliyor yorumlarını başka yerden dinleyin bence. Şu anda ben size bu bakış açımı aktarmış olayım. O zaman nice mutlu seneler olsun. Pozitif düşünelim ama düşünceyle kalmayalım. Eylem uygulamaya geçelim. Eyleme geçelim. Teşekkürler. Teşekkür ederim.